Hani biz problem alanına göre 3 tür rehberlikten bahsetmiştik. Eğitsel, mesleki ve kişisel. Şimdi geldik sevgili arkadaşlar, bunları biraz daha detaylandıralım. İçerinde neler var onları görelim. Eğitsel rehberlikte yolumuza başlayalım. Şimdi eğitsel rehberliğe bir paragrafa baktığımızda ÖSYM müfredatı kapsamında bana verilecek olan bütünde ben neyin eğitsel olduğunu bilirim. Bir şeyle ilişkiliydi. Neydi bu sevgili arkadaşlar? Eğitsel rehberlik neyle ilişkiliydi? Öğrenme durumlarıyla ilişkiliydi sevgili arkadaşlar. Amacı neydi? Bireyin öğrenmeyi öğrenmesine yardımcı olmaktı. Ha şimdi öğrenme ile ilgili durumlar. Örneğin sevgili arkadaşlar, sınıfa girdim. Baktım herkesin morali bozuk. Hiç kimse beni dinlemiyor. Onların dikkatini çekici hareketlerde bulundum. Bir anı anlattım, bir fıkra anlattım. Ve bütün herkesin motivasyonunu arttırmam öğrenmeyi etkiler mi? Etkiler. O zaman dikkat arttırıcı etkinlikler, motivasyon arttırıcı etkinlikler bizim için nedir sevgili arkadaşlar? Eğitsel rehberlik kapsamındadır. Ya da düşünün ki örneğin hafızamızı geliştirici oyunlar oynardık. Hatta Survivor'da da yapılıyordu sanırım sevgili arkadaşlar. Mesela bakıyorduk elma elma, kavun kavun, bunu bulmaya çalışıyorduk. Bizim için hafızayı geliştirici etkinlikler öğrenmeyi etkiler mi? Tabii ki. O zaman hafıza geliştirici çalışmalar da bizim için eğitsel rehberlik kapsamındadır. Ha bir hizmet vardı bizim için eğitseldi. Yahu hangisiydi o sevgili arkadaşlar? Okul ve çevresini tanıtma. Hangisi o? Oryantasyon hizmeti eğitsel rehberlik kapsamında. Şimdi sınıfa giriyorum. Şimdi sınıftaki her öğrencinin stili, öğrenme stratejisi farklıdır. Yazarak, duyarak, ne bileyim görür, sadece fotoğrafını çeker. O zaman bireylerin öğrenme düzeyleri stratejisini geliştirmem öğrenmeyi daha aktif hale getirir. Bu da nedir? Bizim için eğitsel rehberlik kapsamında. Çocuklara sınıf ortamında, okulda, öğreneceğimiz yerde bu kuralları tanıtmamız eğitsel rehberlik kapsamına girer. Bir de sevgili arkadaşlar şuna da çok dikkat edin. Mesela yeteneklerinin altında ve üstünde olan öğrencileri belirleme. Şimdi yetenek yapıp yapamayacağı gücüdür. Onu da konuşacağız zaten. Bu gücün altında başarı gösterip göstermediğini belirleme öğrenme durumuyla alakalıdır. Bu da bizim için eğitsel rehberlik kapsamında. Kaynaştırma öğrencisi özel eğitim kapsamında. Peki bu kişinin özellikle ne kadar verim arttı, düşüş var mı, nedir ne değildir öğrenme durumuyla alakalı. Bu da eğitsel rehberlik kapsamında diyebiliriz. Ve belki de eğitsel rehberlik bünyesinde en önemlilerden biri hangisidir sevgili arkadaşlar? Verimli ders çalışma yöntemleri. Ve bu isterseniz verimli ders çalışma yöntemlerini biraz daha sevgili arkadaşlar açalım, onu konuşalım. Çünkü verimli çalışma yolları ile ilgili bizim bilmemiz gereken bazı noktalar var. Onlara değinelim. Mesela verimli ders çalışmalarında çalışma yerinin uygunluğu önemli mi? Önemli sevgili arkadaşlar. Not tutma, özet çıkarma tabii ki. Çalışma süresi, zamanlama, dinleme, planlama, dikkat hatırlamayı kolaylaştırma ve tekrar ön plandadır. Şimdi bunları tek tek değineceğimizde sevgili arkadaşlar bunları açarsak çalışma yerinin uygunluğu. Şimdi nasıl bir ortamda verimli çalışırız, eğitsel yönden başarılı olabiliriz? Şimdi benim için en bariz şu sevgili arkadaşlar, çok sıcak. 45 derece sıcaktayız. Efendime söyleyeyim, denizle öyle oturuyoruz. Güneşleniyoruz. Elime aldım. Kitabı okuyorum. Ya da yaprak test çözüyorum. Olur mu? Olmaz. Ya da çok soğuk. 10 derece titriyorum. Test çözüyorum. Olur mu? Olmaz. O zaman çalışma yerinde belirli bir ısı düzeni önemli mi? Önemlidir sevgili arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Mesela çalışma yeri benim için çok önemlidir. Aslında hepiniz bunları biliyorsunuz, öğrenmede de göreceksiniz ama bunların bazılarını, püf noktaları konuşalım. Şimdi tam ders çalışacağım, laptop açık, efendime söyleyeyim telefonum açık, akıllı telefon, tabletim açık, hepsinin sesi var sevgili arkadaşlar. Tam ders çalışıyorum, pıt diye bir ses. Şimdi insan meraklıdır, bakayım mı bakmayayım mı, bakayım mı bakmayayım mı, istesen de istemesen de bakacaksın. Bakıyorum, bir bakış o bakış, ay ne güzel yollamış, aa bak bu buradaymış, etiket yapmış. Hemen oraya daldık. Ders çalıştım, o gitti. O yüzden gerçekten ders çalışacaksak bizi gürültüden ya da bizi etkileyecek sevgili arkadaşlar seslerden arındırılmış olmamız gerekir diyebilirim. Işık önemli mi? Önemli sevgili arkadaşlar. Düşünün ışıksız bir ortamda ders çalışıyoruz. Karanlık olur vallahi, bir tane el feneri alalım ya da gözümüz fener, olmuyor. Mutlaka ışık da önemlidir ve ÖSYM müfredatına göre düşündüğümüzde çalıştığımız yer bir masadır sevgili arkadaşlar.
Çünkü biliyoruz ki yatarak ders çalışılmada bir süre sonra uyuruz. Geneli için söylüyorum, en uygunun çalışma masasıdır. Tamam, çalışma masasında çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Sol taraftan ışık gelmeli sağ elle yazıyorsam. Neden? Sol arkadan geldiğinde benim elle yazdığımda elimin gölgesi yazıyı okumamı engellemez. Daha rahat benim için çalışma düzeni olmuş olur. O yüzden ışık da önemlidir aynı şekilde sevgili arkadaşlar. Yatarak bir iş ders çalışıldığını düşünmüyorum ben. Yani genel uyarılım şarj gerçekten düşüktü. Bir süre sonra uyuruz, horultu sesleri gelir diyebilirim sevgili arkadaşlar. Hatta burada hep şunu söylerim. Bir arkadaşım vardı, keşke sevgili arkadaşlar öyle olsa. Yarın sınav var, hiç ders çalışmazdı. Kitabı alır, yastığının altına koyar ve bana şunu derdi. Bütün bilgiler rüyamda geçecek bir kafama derdi. Keşke öyle bir şey olsa, inanın bunları anlatmayız biz. Kitabı şöyle koy, şöyle olursa bak hepsi kayıt olur derdim. Ama öyle bir şey yok sevgili arkadaşlar. Bir de bariz olarak biz çalışırken psikoloji de çok önemli. Onu bir kere söyleyeyim, sınav artık bir psikolojik savaştır. Gerçekten de öyle. Şimdi masalarda çalışacağız. Masa müthiş, hazır. Yemeğimi yedim. Masanın üzerinde her şey var ama. Eğitim bilimleri var, alan kitapları var, genel tünük kitapları var, defterleri var. Ve girdim. Girdiğim gibi baktım, oturdum zaten ben gözükmüyorum. Neden? Bütün her yer kitaplarla sevgili arkadaşlar. Hemen aklıma şu geliyor. Biter mi bu hasret? Biter mi bu dertler? Biter mi bu kitaplar? Bitmez. E o zaman hocam ne yapacağız? Yahu o gün ne çalışacaksak o olsun sevgili arkadaşlar. Ondan hariç hepsinin ya üzerine siyah çarşaf girin görmeyin ya da görünmeyecek bir yere atın. Neden? İnsanın psikolojisini bozuyor. Hele hele son zamanlar yaklaştıkça şu kadar denemem kaldı. Çözeyim mi çözmeyeyim mi? Çözeyim mi çözmeyeyim mi? Yahu telaşa gerek yok. Ona göre ayarlarsanız, planlarsanız eğitsel yönden başarılı olmanız daha fazla olur diyebilirim. Peki bu bizim için verimli çalışma yollarının bir tane öncülüğüydü sevgili arkadaşlar. Peki çalışma süresi önemli mi? Evet, şimdi insanın en bariz yaptığı hatalardan birini söyleyeyim size. Ya sevgili arkadaşlar, şimdi insan çok iyi bildiği dersi çok yapmak istiyor. Neden? Çünkü mutlu oluyor yaptıkça. Ya matematiğim çok kötü, yapamıyorum ya, kalsın. Yahu matematiği yapmayınca olmuyor ama. Hani böyle bir gerçek de var. O zaman ben iyi bir plan hazırlarken hangi dersi kaç saat süreyle çalışacağım, bu sürenin uzunluğu kısalığı, ara verme zamanlarım var mı, belirli zaman dilimlerinde neler gerek, bunları bilmem gerekir sevgili arkadaşlar. Bu benim verimli çalışma yolunu artırır diyebilirim. Peki bunun yanında çalışma süresinden hariç not tutma, özet çıkarma önemli mi? Önemli. Verimli çalışma yolunun bir diğer alt başlığı diyebiliriz aslında. Şimdi sevgili arkadaşlar, not tutma önemli. Biz genelde konuları anlatıyoruz ama sizler gerçekten çok fazla iş yapıyorsunuz. Hem bizi dinleyeceksiniz, hem bunu zihninizden geçireceksiniz, not edeceksiniz sevgili arkadaşlar. Bu önemli bir beceri. Ama bir insanı düşündüğünüzde her şeyi not edebilir misiniz sevgili arkadaşlar? Hayır. O zaman şunu çok iyi yapmalıyız. Biri anlatırken not edeceğim zaman arasında denge kurmalıyım. Neyi ne şekilde yazmalıyım. Tabii biz de burada mesela öncül kullanmalıyız. Bazen yeri geldiğinde size uyarılarda bulunmalıyız. Ya da yüksek sesle söylemeliyiz sevgili arkadaşlar. Ha bazen gerçekten konuları çok iyi anlatmaya çalışırken hızlı geçebiliriz. Yani hızlı bir şekilde ilerleyebiliriz. O zaman kardeşim benim en güzel yapmam gereken bir şey var. Ne var sevgili arkadaşlar? Her sözcüğü yazmak yerine kısaltmalar kullanacağım. Ama bu kısaltmalara tabii çok dikkat etmek lazım. Mesela sevgili arkadaşlar, bir tane kısaltma yazıyorum ben. Bir tane yazalım. M, bir de R olsun. Buna bir ay bakmıyorum. İki hafta bakmıyorum. İki ay bakmıyorum. Sonra açtım ders çalışayım. Hoppa! Bakıyorum MR yazıyor. Allah'ım bu ne demek? Mister mı demek? Mazlumun rehberliği mi demek? Mesleki rehberlik mi demek? MR'ı mı anlattı hoca, ne anlattı? Bir de bunu çözmek için uğraşıyorum yahu. Gözünüzü seveyim. Ara ara notlarınızı sevgili arkadaşlar mutlaka tekrar etmek zorundasınız. Evet belki de işkence olabilirsiniz ama tekrar verimliliği artırmada çok önemlidir. Peki bizde genelde de oluyordu böyle sevgili arkadaşlar. Şimdi insan kendi yazısına o kadar alışıyor ki not tutarken başkasının yazısı sizin için gerçekten anlamakta zorluk yaşayabilirsiniz. O yüzden elinizden geldiği kadar sevgili arkadaşlar anlatılanları hep kendi cümlelerinizle ifade etmeye çalışın. Çünkü benim için kendi notum her şeyden önemlidir. Aynı kısaltmadaki gibi sonra tekrar ettiğimde sıkıntı yaşamayın. Ve gerçekten çok bilgiler var. Ve
O kadar çok bilgi ağırlığı var ki, hocam hangi birine çalışalım? Ya hoca 20 tane ders var, sen ne diyorsun, sen ne anlatacaksın? Sakin, 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 gözünüzü seveyim. Öyle bir plan yapmalıyız ki, beraber şimdi onu da konuşacağız. O plana göre belirli sistemli gitmek lazım. Hocam gece gündüz çalışıyorum, 15 saat çalışıyorum, 5 saat uyuyorum. Yahu sistemli çalışmak beni başarıya götürür. O zaman benim bilgiyi unutmamak için yapacağım bir şey var. Bütün anlatılanları sevgili arkadaşlar genelde şununla ilişki kurmaya çalışın. Nedir o? Yaşamla ilişki kurun sevgili arkadaşlar. Adam ne anlattı? İhsar rehberle. Aa bak, çalışma yerinin uygunluğu. Benim evimde böyleydi. Hah bitti. Bizim rehber öğretmenimiz bize şöyle davranıyordu. Aa demek ki yanlışmış. Aa böyle olsaymış. Demek bile bizim için çok önemlidir sevgili arkadaşlar. Bütün bilgilerin o kadar bilgi yığınlığında gerçekten kalıcılığı görmek için kodlamalar kullanabiliriz. Ya da sevgili arkadaşlar yaşamla ilişki kuralım. Böyleydi. Ha bak bende de böyleydi. Arkadaşım da böyle yapmış. Yaşanmışlık bilginin kalıcılığını artırır sevgili arkadaşlar. Bu not tutma ve özet çıkarma. Peki ya bizler öğretmen olarak yeri geldiğinde sizlerin not tutması için ipuçları kullanmamız. Ya ses tonumuzu etkili kullanacağız ya da sevgili arkadaşlar orada size müdahale etmeye çalışacağız. Demek ki bizim ilk yapacağımız, eğer sizin not etmenizi gerçekten istiyorsak, biliyorsunuz söz uçar yazı kalır hesabı vardır ya, ona göre. O zaman benim birinci yapacağım şu, sesi geri geldiğinde değiştireceğim. Ona göre kullanacağım sevgili arkadaşlar. Peki konuşma oranını değiştirme, bazen iniş çıkışlar, bazen azaltacağım, bazen çıkacağım, bazen azaltacağım. Ya da birkaç şeyi 2-3 kere tekrar edeceğim ki ben yazayım. Konuşmayı değiştirmem lazım. Peki hocam bilgi çok uzun. E dedik ya kısaltma kullanalım. Ve bazı kısaltmaları kullanacağız. Bu kısaltmaları anlamlı kelimeler bütününe getireceğiz. Yani bir nevi anahtar sözcük kullanacağız. E anahtar sözcük kalırken sadece bilgi değil, sizin de yazmanız için tahtayı etkili kullanmalıyız sevgili arkadaşlar. Doğrudan bunlara hitap etmeliyiz. Ben hep şey derim, sadece bunlardan hariç değil, bazen öğretmenlerimiz de yapardı. İnsanın dinlemesi gerçekten çok uzun süre olmayabilir. Bazen uçuyor gidiyor. Ben bazen bunu seziyorum sevgili arkadaşlar. Tahtadayım. Tahtadan ayrılıyorum. Öbür tarafa geçerken hala bu tarafa bakıyor bazı arkadaşlar. İşte o zaman müdahale ediyorum. Geliyorum. Değil mi Ahmet? Değil mi Mehmet diyorum. İşte o an benim o sözel uyarıda böyle miydi değil miydi ya da şöyle küçük sesler yapma dikkatin buraya verilmesini sağlar. Bu da o notu almada fayda sağlayabilir sevgili arkadaşlar. Peki sadece bu mu? Aa, bizim için önemli olan bir de ne? Dinleme. Şöyle bir şey diyebilir miyiz sevgili arkadaşlar? Etkin dinleme dersteki verimliliği arttırmada çok ön plandadır. Etkin dinlemede yapılacak olduğumuz hangisi uygundur? Şimdi düşündüğümüzde etkin dinlemeye bir insanın en önemli bariz hazırlıklı olması lazım. Örneğin çalışma yerinin uygunluğunu da düşün. Karnım aç, zil çalıyor, beni dinleyeceksiniz. Olmaz, karın içine girdi zaten. Ya fizyolojik ihtiyacını düşünürken o olmadı. Ya da sevgili arkadaşlar ne bileyim sevgilinden ayrıldım. Acaba yazdı mı mesaj yazmadı mı? Yazdı mı yazmadı mı? Yazmadı. Hadi beni dinle. Ya telefonda eli. Nasıl beni dinleyecek? Belki de zor ama hep şunu yapmalıyız. Derse mi giriyoruz? Gerçekten kapıyı kapattığımızda bütün verimimiz derse ilgili olmalı. Ama işte kapının arkasında bırakamıyoruz. Bunu bırakırsak, dinlemeye hazırlıklı olursak çok rahat etmiş olabiliriz sevgili arkadaşlar. Dinlemeye hazırlıklı olmanın en bariz özelliği de odur. Moraliniz bozuk olmayabilir sevgili arkadaşlar. Dinlemeyebilirsiniz ama mutlaka belirli şekilleri dışarıda bırakırsak dinlerken not alma şansımız artabilir. Onu bir kere söyleyeyim. Ve dinlemede bu adam ne anlatıyor? Düşünceleri yakalamanız önemli. İnsanın dinleme süresi gerçekten düşündüğümüzde 25 dakika. Hadi yetişkinler 30 dakikayı buluyor diyebilirim. Geri kalanı uçuşta. İşte o an ne yapabilirsiniz? Geri geldiğinizde konunun ana fikrine odaklanın sevgili arkadaşlar. Konunun ana fikrine odaklanırsanız, adam bak eğitimi anlatıyor, şuydu dinlemede şu vardı derseniz ilişki kurarsınız. Ana fikrini bulmanız sizin için çok önemlidir diyebilirim konuları bağlantı yaparken. Ders çalışırken ya da işte konuyu çalışırken son ses müzik açtım dinliyorum. Ben görmedim sevgili arkadaşlar. Yani zor gibi geliyor. Tam ders çalışıp soru çözerken son ses müzikle ders çalışıyorum, çözüyorum. Olmuyor, çok zor. O zaman dinlerken beni rahatsız edici şeylerden de uzaklaşmam gerekir diyebiliriz sevgili arkadaşlar.